Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Blasphemous severler. Hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu bölümümüzde sizlerle birlikte uzun bir yolculuğa çıkacağız. Uzun bir backtracking yapacağız. Aynı zamanda belli başlı içerikleri aradan çıkarmayı hedefliyoruz. Bir önceki videomuzda botumuzu kesmiştik. Bu arkadaş buraya geliyor. Kendisinden bir tane Vexseed satın alıyorum. Markı tutuyorum. Mark için para şu an harcamıyorum. Burayı ben kırmıştım bir önceki videonun sonunda. Burada kapı açıldı. Sağ tarafa doğru devam ediyorum. Bir tane rahibemizi kurtarıyoruz. Buralar bayağı tanıdık gelebilir. Çünkü buralar oyunun başı. Silahımızı vesaire aldığımız yer burası. Şimdi dikkat edin, bizim tabutumuzun üzerinde de o özel şekilden var. Dolayısıyla bu çanı çalıyoruz burada. Bir başka sembolü burada yine aktive etmiş olduk. Devam ediyorum. Çok uzun bir zaman geçmiş gibi hissettiriyor. Buralarda yapalı. Geldik. Kayıt noktasındayız. Buradan bir mark daha aldık. Aslında şey değil. Yani oyunun başlangıç bölgesinden sağ tarafa doğru ilerliyoruz gibi düşünebilirsiniz. Şimdi bir saniye. Şeyi söyleyebilirim. Yani adım adım onları da sizlerle şey yapayım, paylaşayım. Şu kısım, şu kırmızı kısmı tamamladık. Bu kırmızının içerisinde artık başka ek bir içerik kalmadı. Herhangi bir görev, herhangi bir şey. Satıcının sahibi şurada. Satıcıdan belki bir tane daha mark alabilirsiniz. Onun dışında başka bir içerimiz burada bulunmuyor. Orayı komple tamamladık diyebilirim. Hızlı olması adına şöyle yapacağım. Geldim. Işınlan dedim. Hemen sağ tarafa ışınlandım. Burayı zaten yapmıştık. Ama şurasını aradan çıkarmamıştık. Değişik bir bomba yaptın kardeşim, helal olsun. Sen mi benimle savaşıyorsun, ben mi seninle, belli değil. Hatırlarsınız belki burayı, alttaki item almıştık ama sağ taraf duruyordu. Ve bir tane daha uçan kardeşimizi kurtardık burada. Şimdi neyi düşünüyorum? Bunları aldık, onları gösterdik. O içerikleri hallettik. Oradaki karakteri kurtardık. Okey. Yeşil kısım da şu an bizim için bitmiş durumda. Burada da ek bir içerimiz kalmadı. Sağ taraftan şehre doğru ilerleyeceğim. Gerçi yok, pardon. Sağ taraftan şehre ilerlemeyeceğim. Şuradan yukarı gideceğim. Mavi tarafa gideceğim. Hala keşfedeceğimiz yeni bölgeler, yeni alanlar vesaire oyunda mevcut. Yani oyunun bütün bölgelerini vesaire bitirmedik. Gideceğimiz yerler vesaire var. Fakat gezmiş dolaşmış olduğumuz yerlerdeki içerikleri tamamlamak istiyoruz. Tamamlamak istiyoruz ki yeni yerlere sadece onlara odaklanalım. Hop. Oradan tiyoruz. Evet, timuntları aldık. Haritayı açıp kaldırmak istiyorum şuradaki işaretle. Bir saniye. Bunun aktif olmanız gerekiyor aslında ama seni arıyorum. Ben karışmıyorum. Şeyi çalmadım ki, bir anlamı yok. Ben diyorum niye şey oluyor. Hop. Şimdi 1, 2, 3 çalalım bunu.
Bir saniye. Yukarı çık, bunları al. Şeyi çalmamız lazım. Ama burada yok. Ben niye böyle yazmışım? Seninkinin oraya gideceğini zannetmiyorum ama bakayım. Evet, seninkiymiş. Ben niyeyse yukarıda bir tanesini sal gibi yazmışım ama yukarıdan kastım acaba aşağıdan yukarı çıktığım zaman buraya gelmemi mi kastettim? Kendi yazdığım oldu, kendim anlamıyorum. Harika. Hop, bam. Buradan markımızı aldık. Yine haritayı açıp bu arkadaşı kaldırdım. Şimdi hızlı olarak ilerleyebilmek adına buradan geçtim şuna. Tam şehre git dedim. Nasılsa kayıt noktasına ışınlanabiliyoruz. Dolayısıyla hemen şuraya ışınlanacağım. Aldık. Arkadaş kaldırdım. Ah. Kayıtımızı alalım. Şuradan yukarı çıkıyoruz. Bak şu arkadaşı alacağım. Yani dash'le vesaire alınca çok 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 rahat oluyor. Buradan bu arkadaşı kaldırdık. Geliniz efendim. Müthiş bir şans. Sanırım bu ikinci kez oluyor bana. Yani ikinci kez ikisiyle aynı odaya geliyorum ve bir tanesi çok hızlı bir şekilde anlıyor. Ona bir altar piece aldık ama hani yine de bu kadar efektif olması bir tık sevindirici. Efendim. Sizin için şarjladım ben silahımı. Hemen oradan çıkartalım. Bum. Bir tane mark da oradan aldık. Şimdi arkadaşı kaldırdım. Buradan karşı tarafa geçiyorum. İşaretlememişim sanki ama. Ya işaretlediğim şey bu muydu? Bu. Kaldırdım bunu. Buna bir tane daha Vex Seed aldık. Bir mavi bölge üzerinde kontrol etmek istiyorum. Bunları mesela tamamladık. Bunları aldık. Onları içeriklerini tamamladık. Okey. Şuraya gideceğiz. Hmm.
Geldiğimiz yere geri dönüyorum. Yok, yanlış dönüyorum. Kayıt noktasına geri dönüyorum aslında. Sol taraftan ilerleyeceğiz. Düşmemem gerekiyordu. Temsiz yanlışlıklar. Şuradan bir çam büyüsüne geçiyorum. Yukarıda görüyorsunuz en tepede yine işaretimiz çıktı. Şimdi bu mavi bölgeyi de tamamladık şu an. Buraya da artık bir işimiz kalmadı. Olur da böyle ne bileyim bir özel bir içerik vesaire atlıysa ben tabii ki de gelip şey yapacağım. Bu işi de atlamışız arkadaşlar, kusura bakmayın, işte almaya geldik vesaire. Size anlatacağım, ifade edeceğim. Ama onun dışında şu an için tamamlamış gözüküyoruz. Şimdi burada yukarıdaki içeriklerimizi hallettik. Paketlerimizi aldık. Bunları kurtarmıştık zaten. Tamam. Okey. Şöyle yaşayalım. Oradan markamızı aldık. Bu işareti kaldırdım. Bu kahverengi bölgeyle de artık bir işimiz kalmadı. Şimdi şu kısımdaki içerikleri aradan çıkarmak istiyorum bir miktar. O yüzden harika. Önceki şehre geri dönüyorum. Şimdi ışınlanacağımız yer şey. En son bu atlı arabayla diyeyim. Işınlandığımız yer. Coir of Thorns'a geldim. Şu kısımdayım. Şu arkadaşın yanındayım. Bunlar diyaloğa giriyoruz ve Forgotten Tribute'ü teslim ediyoruz. Bu sefer bizi daha önce erişemediğimiz bir bölgeye erişebilmemiz için ışınlayacaklar. Sanki genelde bunu yapıyorlar da hani bu sefer sonuncu kez ışınladılar. Böyle gelmiş olmanın temel sebebi şu. Tekrardan buraya geldik. Bu sarı kısmı aradan çıkaracağız. Bir başka içeriği elde ettik. Düşmanları görmezden gelerek yardı gidesim var. Ah peki. Peki olmuyor öyle. Neredeyse bütün canıma hasar vurdun kardeşim. Boss'tan betersin. Gerçekten hasarlarının sonu yok. Dehşet vuruyorlar. Tekrar aktif edelim onu. Aa, bir içeriye atladığımı şu an fark ettim. Gel buraya. Şu arkadaşı kurtarmamız lazım. Bir mark daha aldık.
Burayı açamadığımızı ben belirtmiştim bir önceki videoda. Başka bir yerden geleceğiz gibi bir cümle kurmuştum. Şimdi burayı aradan çıkardık. Buradan yukarı çıktık biz bu içeriklerden faydalanarak. O yüzden tekrardan bunlarla alakalı bir aksiyon almamıza gerek yok. Yine bunlar aynı şekilde bizim boss'umuza ulaşmamıza imkan tanıdılar. Onun dışında ek bir içerikleri vesaire yok bizler için. Burası var. Aktif edebildiğimiz. Bir tık fazla mı geldi diye düşünüyorum. Şunu belirtmem lazım. Benim bir önceki videoda aradan kaçırdığım bir tane içerik var. Bilgi sayfasına baktım, bu quest'ine çok fazla etki ediyor mesela diye, ama buraya geldiğinizde burada şeyle konuşabiliyorsunuz. O bize bosslarda yardımcı olan NPC ile burada konuşabiliyorsunuz boss kesme öncesinde. Bilgi sayfasında bir etkisi olmuyor gibi yorumlamışlar. Ben de o yüzden çok şey yapmadım. Yanlış yere mi koydum acaba diye düşünüyorum. Yanlış yere koymuşum gibi gözüküyor. Bunu buradan kaldırdım. Aldık Oda Savaşımızı. Her zamanki gibi. Karşı direncim olduğu halde, yani o Rosary birlikte taktığım halde aldığım hasar bu. Oh. Görünüz efendim. Yani benim için çok ekstra bir şey yapmasa gerek, bana sadece şu, bu komboyu sunması yeterli. Ölmem için. Harika. Şimdi bu içerikleri yaptık. Ne aldık? Balabayı da halletmiştik. Şimdi şu kısma gideceğiz. Doğru yolda olduğuna emin olmaya çalışıyorum. Harika, hiçbir tane çarpmadan geçebilmiş olmak çok sevindirici. Gerçekten mi? Peki. Sen nasıl istersen sevindirim. O kadar geniş açıyla dönüyor ki, yani çarpmayacağım diyorum, çarpıyorum kendisini. Şimdi haritamız açılmaktan şu kısma gidiyorum. Geldik kayıt noktasına. Bir saniye. Şeyi atladım sanırım. Gerekiyor kardeşim. Geçebilir miyim lütfen? Beyefendi.
Kontiştiğiniz bir duvardan beter. Süper. Şimdi şunu söylediniz. Bu sarı kısımda sadece karakterimizin quest'i kaldı. Geri kalan içerikleri tamamladık. Vex seed'leri kendisine teslim etmeye geleceğiz geri geldiğinde. Bu kısmı da aradan çıkardık. Tekrar emin olmak adına böyle bir kontrol ediyorum. Okey. Buradaki içeriklerimizi de komple tamamladık. Bu mor kısımda da bir şeyimiz kalmadı. Özel bir içeriğimiz kalmadı. O takılı süper. Şehre geri dönelim. Şimdi geldim burada. Travel dedim. Şuradaki Sunken katedrale ışınlandım. Doğru yoldan mı gidiyorum? Emin olamıyorum bazen. Bazı haritalar çok kafa karıştırıcı bence. Yani böyle çok net şu an ben X noktasındayım ve Y noktasına gidiyorum gibi bir algıyla oynayamıyorsunuz. Hani tek başınıza oynarken çok da dert olmuyor belki ama yani rehber serisinde benim biraz böyle aşina olarak gitmem gerekiyor ki şey yapabileyim. Nedir adı? Doğru ilerletebileyim. Saniye. Bir notlar eklememişim. Onun için dursun. Emin olamadım. Ben büyük bir içeriği görmezden gelerek düşmanlığı için sayarak bunu aldık. Harika. Tekrardan şehre gidiyorum. Burada başka bir şey olmaması lazım. Burayı aldık. Şuna geleceğim. Dediğim gibi onun şu an notlarda şuraya git gibi bir şey yazmamışım. O yüzden %100 emin değilim. Saatlerini oraya harcamak istemiyorum. İlk oynayışımda da ben ona takılmıştım. Net nerede olduğunu vesaire şey yapamamıştım. Şimdi şurada bir tane şehirde bir tane içeriğimiz var. Onu da oradan çıkartalım. Burada kendisi. Buna vuruyorsunuz. Daha zamanında geldiğimiz burası vardı. Burayı açıyor. Ve içeri girip bu item alıyorsunuz. Bu yine ilk oyundaki bir NPC karakterin West'in özelliğiydi. West'in içeriğiydi veya. Öyle diyelim. Burada bir diğer içeriğimiz var. Onlardan çıkartalım istiyorum. Bu satıcımızdan bir item içeriğimiz kaldı mı diye merak ediyorum. Okey, sadece marklar kalmış. Şehirdeki lootlanabilir içerikleri şu an tamamladık. Şehirde lootluk başka bir şeyimiz kalmadı. Şuraya devam edeceğim. Tekrardan kayıt noktasına geri dönüyorum. Şimdi bu arkadaşı kaldırdık. Hallettik orayı, burayı hallettik. Süper. Şuraya gideceğiz. Ta oyunun başlarında işte bir alternatif çözümünü sunduğum ama benim almadığım bir içerik vardı. Onu alacağız. Double kill.
Şimdi direkt şeye dönmeden öncesinde bir saniye. Burada ekleyeceğimiz mesela var mı diye hatırlamaya çalışıyorum. Okey. Şu var. Doğru. Lalabayı hallettik. Onu teslim etmemiz lazım. Ninni içeriklerini toplamıştık. Yani tamamlanmamış Ninni. Unfinished Lullaby denilen içerikler toplamıştık. Topladığımız bu içerikleri belki hatırlarsınız. Bir tane şeyimiz vardı. NPC'miz vardı burada. Aslında. Ninni olduğu için tahmin edeceğiniz üzere bu arkadaşa teslim ediyoruz. Mi niña corría por la orilla clara. ¿Qué viste, niña mía? En el reflejo duerme, niña, tu nana. Rüyaya gitmek istiyor musunuz diyor. Evet diyoruz. Burada özel bir içerikle karşılaşacağız. Arkanızdan gördüğünüz gibi alevler geliyor. Sizin takılmadan devam etmeniz gerekiyor. Bir tür böyle challenge mod gibi düşünebilirsiniz. Hani şey yapamazsınız. Geride kalamazsınız. İlerlemeye devam etmeniz lazım. Yani dash var, double jump'ımız vesaire var. O yüzden sıkıntı olmaksızın ilerleyebileceğiz. Tahmin edeceğiniz üzere lazerlerden dash'e geçmeniz gerekiyor. Keyifli olduğunu düşünüyorum ben bu içeriğin. Tabii kişiden kişiye göre değişir. Hayır. Feyledim. Silah geçişini doğru yapamadım. Evet diyoruz tekrardan. Değişik bir challenge. Önemli olan yani hayatta kalmak. Yani burada düşmanları öldürmeye mesela çok odaklanmayın. Hayatta kalacak şekilde ilerlemeye çalışın. Çok fazla geride kalırsanız hani biraz hızlanmaya başlıyor. Belki fark etmişsinizdir. O yüzden çok böyle aşırı geriden takip edemezsiniz. Yani biraz proaktif olmanızı istiyor oyun sizden. Yavaş yavaş hızlanıyoruz şu an gördüğünüz gibi. Benim naçizane tavsiyem bunları birkaç kez vurun ki hani rahat rahat ilerleyebilirsiniz. Bunların bir timingi var biliyorsunuz ki. Nasıl ya? Nasıl abi üstüne konmuş olmam lazım. Peki. Bir kere daha deneyeceğim. Eğer ki faillersem videoyu daha fazla uzatmamak adına bir sonraki videonun başında bununla başlayacağım.
böyle en hani kendi keşfedebileceğiniz quest'in bu olduğunu düşünüyorum ben. Biraz İngilizce bilmek gerekebilir tabii ki ama genel hatlarıyla çok rahat bulunabilecek bir quest olduğunu düşünüyorum. Oyunda çünkü uyu cümlesini kullanan tek karakter bu. Yani diğerlerinde rüyalarla alakalı şeyler görüyorsunuz ama hani uyu yavrum uyu şeklinde bir tek bu karakterin şeyi var. Ve lullaby hani şey ninni demek. Dolayısıyla tam olarak bu karakterle ilişkilendirebileceğiniz bir içerik. Nasıl olduysa denk gelmedi ya. O bir tık garip oldu benim için. Biraz fazla hızlı gittim. Az daha öleceğim diye. Çok az kalmıştı. Gördüğünüz çiçeklere boğuldu aslında o karakterde ve Tien to Your Thorn Hairs şeklinde bir tane yeni büyü içeriği elde ettik. Bu özel challenge'ı tamamlayarak. Efendim bir sonraki videoda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Orada görüşmek üzere. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.